Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir güncel bilgiler videosu ile karşınızdayım. Hadi hiç zaman kaybetmeden başlayalım. CNN dünyanın en iyi çorbaları listesinde Türk mutfağından yayla çorbası yer aldı. 2023 Dünya Kitap Başkenti Galan'ın Akra kenti oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından siha mimarı Selçuk Bayraktar'a Karabağ nişanı verildi. Türkiye'nin ilk olimpik velodromu, yani bisiklet yarış pisti Konya'da yapılacaktır. Yapılan kazılarda 1500 yıl öncesine ait 3 kadının, müzik eşliğinde dans ettiği bir açık hava şölenini anlatan, 50 metrekarelik mozaik bulunan Germanisya Antik Kenti, Kahramanmaraş'ta bulunmaktadır. 2022'de Avrupa'nın yeşil başkenti Fransa'nın Grenoble kenti seçildi. Formula 1'in 2021 şampiyonu Max Verstappen'dır. Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı'dır. Formula 2'ye katılacak ilk Türk pilot Cem Bölükbaşı'dır. 2022 Avrupa Birliği dönem başkanları Ocak-Haziran aylarında Fransa, Temmuz-Aralık aylarında ise Çekya'dır. 2021 yılında zanaat ve halk sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen ilimiz Bursa'dır. 79. Altın Küre ödüllerinde en iyi erkek oyuncu Lee Simit, en iyi kadın oyuncu da Nicole Kidman olmuştur. Aralık 2021'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üstünden SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilen haberleşme uydumuz Türksat 5B'dir. Aralık 2021'de Microsoft'un yılın en başarılı öğretmeni ödülüne layık gördüğü sınıf öğretmeni Baran Tigandır. Aralık 2021'de açılışı yapılan, Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan tünel Pirin Kayalar Tünelidir. UNESCO 2022 yılı için Mevlid eseri'nin sahibi olan Süleyman Çelebi'yi 2023 yılı için ise halk ozanı olarak Aşık Veysel Kutlama yıl dönümleri programına dahil etti. En Medine Tül Fazıl'a, Kitabul Musiki adlı eserler, Farabi'ye aittir. Savaştan izlenimlerini aktardığı ilk eseri, Kuryanda'yı yazan Kazak Edebiyatı'nın ünlü yazarlarından Abdilcemil Nur hayatını kaybetti. Ocak 2022 tarihinde Fransa'da milli sporcu Kayhan Özer, Vittel Uluslararası Salon Atletizm Yarışması'nda 60 metrede birinciliği elde etti. Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden Amerika Birleşik Devletleri'nde en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyahi sinema sanatçısı Sidney Poitier'dir. 2022 yılında 50 yıllık arşivlerini açan İsviçre Akademisi, yayınladığı belgelere göre 1971 yılında yani Neruda'nın Nobel kazandığı yıl, Nobel Edebiyat Ödülü adayları arasında Fazıl Hüsnü da yer almıştır. Ocak 2022 tarihinde FIFA, yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü Robert Lewandowski kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde, ülkede bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa, Türk bayrağına büründü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı, Birlik Günü adıyla resmi tatil ilan etti. Yeni kimlik kartı geçerlilik süresi 10 yıldır. Milli cimnastikçiler, Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trambolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Türkiye'nin ilk cep buydusu Girizu 263A'dır ve Girizu 263 harf Elon Musk'ın şirketi tarafından fırlatıldı. Endonezya'nın yeni başkenti Jakarta'dan Nusantara'ya taşındı. Yani yeni başkent, Nusantara oldu. 8 yaşındaki Mahir Atabey, 4 ayda 1053 kitap okuyarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Adıyaman'da yeni keşfedilen bitkiye, Rum Tilyanum Yali Tal Eşkın ismi verildi. Ocak 2022'de G7 başkanlığını devralan ülke Almanya oldu. Sinir sistemini felç eden ALS hastalığının nedeni olan motor nöron hücrelerini yeniden onarmayı başararak ALS hastalarına umut olan Dr. Hande Özdinler, dünyanın en iyi buluş yapan, 10 akademisyeninden biri olarak seçilmiştir. Ocak 2022 tarihinde yaşamdan memnuniyet araştırmasında en mutlu yıl Isparta, en mutsuz yıl ise Diyarbakır oldu. Kahraman Maraş-Göksun arasındaki yola, Edebiyat Yolu ismi verilmiştir. 2019 yılında göreve başlayan Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve yerine ise yani yeni Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola oldu. Ve Metsola Avrupa Parlamentosu'nun en genç başkanıdır. Formula 2'de yarışacak ilk Türk pilot Cem Bölükbaşı oldu. Tarihte ilk mide ameliyatı yapan ve Avicenna olarak bilinen kişi İbn-i Sina'dır. Yargıtay'dan emsal karar. Kolonya silah sayıldı. Bir güncel bilgiler videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.